Haydi bakalım, hoş geldiniz. Hazır mıyız? Hep beraber. Son gecesi döneceğim işte. İyi. Sakın geç kalma bak. Döneceğim dedim ya. İyi bakalım. Bakın insanlara. Bize hayat veren Allah'a kulluk ediyorlar mı? Namaz kılıyorlar mı? İbadet ediyorlar mı? Kur'an okuyorlar mı? İlim meclislerine geliyorlar mı? Bakın Allah burada innel insane li rabbihi lekenud. Şüphesiz ki insan Rabbine karşı nankördür.
Rabbinin ayetine uzak bir hayat içindedir. Bakın yanı başımızda bir komşumuz var. Bir Suriye var. Kan ve gözyaşı ile yaşayan bir Suriye var. Biliyorsunuz değil mi? İnsanlar Allah Subhane ve Teala'nın mazlum ve masum kulları nasıl katlediyor görüyor musunuz? Kimyasal bombalarla yeni Sukut füzeleri attılar. Sukut, karadan karaya atılan füzeler. Kim attı? Nusayriler, Esedler, Hizbuş şeytanlar, İran devleti, İran, burnumuzun dibindeki İran. Bunları tanıyın. Tarih boyu bunlar bize düşman oldu. Allah'ın izniyle Müslümanlar Suriye'de Esed gibi, Nusayri gibi kefere topluluklarının hakkından gelecek. Halkınızla barışın. Babanızdan farklı olduğunuzu, babanızın izinden yürümediğinizi işte. Suriye halkına hayvanın gösterin. Hayvanın yemini sucu verdin mi? Bunu samimiyetle söyleyeyim. Çünkü umutlandık. İyi niyetle Suriye'de reformların gerçekleşebileceğine inandık. Ve reformları destekledik. Ama Suriye'de Beşar Esed döndü, dolaştı ve babasının izini takip etmeye... Celal, şunu biraz kıssak mı? Çok bağırıyor bu. Kendi halkına çevirdi. Bırak ya, dinliyorum. Verdi, tüm sözleri çiğnedi. Bize de, kendi halkına da verdiği sözlerin arkasında durmadı. Çok acıdır ki, Hama katliamının 30. yıl döneminde 3 Şubat akşamı tıpkı babasının yaptığı gibi bir şehri kuşatarak yüzlerce masum insanı toplu halde katletti. İşler nasıl? Kendisine buradan bir yok kez bir daha şey hatırlatıyorum. Tüpçü geldi, ona ödeme yaptım biraz. Yol, tüpçü. Yol değil. Bu yol çıkmaz sokaktır. Daha fazla kan akıtmadan, daha fazla masum sivilin canını almadan... Hayırdır inşallah. ...yoldan dönmesini kendisine bir kez daha tavsiye ediyorum. Buradan... Selam Fatma. Aleyküm selam. Babam içeride mi? İçeride, içeride. Hadi geç. Selamun aleyküm baba. Afiyet olsun. Hoş geldin. Açsan otur yemek ye. Fatma, sofraya bir tabak koy. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Mehmet? İyi, sağ ol. Bayramda çalışmamışsın. Yok baba, dini bayramlarda çalışmıyoruz. Neden? Günah mı? Günah baba. Öbür günler günah değil mi? Ne iş yapıyorsun sen orada? Şarkı söylüyorum baba. Şarkı. Nasıl arada gidiyor musun?
Kıza niye soruyorsun? Sen daha iyi bilirsin ortamları. Sen nasıl konuşuyorsun lan? Hiç. Kıza bir tabak yemek verdin, onu da boğazında düğümledin. Doğru düz konuşsana lan pezemen! Böyle konuşuyorum lan. Orospu çocuğu! Sikerdin lan ona! Eşsol eti! Aman Celal! Celal! Kızdırırım lan seni! Yeter lan! Kızdırırım lan! Sus sen Celal, karışma! Yapma. Sen karışma! Karışma! Annemi öldürdün! Şimdi sıra ablama mı geldi lan? Evinizi öldürün lan! Evinizi! Allah belasını versin sizin gibi çocuklarım be! Celal. Boğazımda dizdiniz lan yemeği! Hepinizin Allah belasını versin! Hepinizin! Celal kurban! Karışma lan sen! Allahu Ekber. Ne kadarını dağıtacağız bunu? Abi, bu hayvan gebe. Ne? Evet, yavruları var burada. Ne oldu şimdi bu, mundar mı oldu bu et? Yok, mundar olmaz da yavruları yenmez. Emin misin kardeşim? Ya benim bildiğim bu. Ben bir bakıp geleyim ben mi? Neye bakacaksın oğlum? Fıkıh kitabına. Fıkıh? E, git bak bakalım. Hı. Farklı hadisler var ama İmam-ı Azam'a göre anne karnından ölü olarak çıkan yavru annesinin kesilmesiyle kesilmiş olmaz. Bu yavrunun eti haramdır çünkü ölü hükmündedir. Onun etinin helal sayılabilmesi için ana rahminden diri olarak çıkması ve ayrıca kesilmesi gerekir diyor. Hmm. Yavruları yemeyeceğiz yani. He? E o zaman yavruları buraya gömün. Tamam mı? Biraz acele et bak. Hava yağacak. Ayrıca güzelce göm çünkü köpek möpek gelir. Eşer çıkarır bunu ona göre.
Ne oldu senin bu terfiyeci? Allah'ın izniyle bu hafta olacak. Bekir nerede? Dükkanı açmaya gitti. O zaman sen bu iş olursa hemen İstanbul'dan gidiyorsun. Daha belli değil. Şirketin durumu çok sıkışık. Kuzey Irak'ta bütün işler durdu. Alacaklar var, bekliyor. Ne olacak belli değil. Doğru. Savaş var tabii ya. Yıkıldı her yer. Vallahi sonunda kim kazanırsa kazansın. Şunu da olursa. Savaştan sonra yapılacak ilk iş yine inşaat. Her yer yıkıldı tabii. Bize çok iş düşecek. Toparlar şirket durumu bir süre sonra. Sağ ol. Bütün derdin bu mu? Anlamadım. Orada Allah'ın şeriatı için onlarca Müslüman katlediliyor. Senin derdin şirket mi? Bunun hesabını nasıl vereceksin? Ulan sen amcanla ne biçim konuşuyorsun hayvan? He? Ya baba, her gün onlarca Müslüman ölüyor ya. Bunun aklı kazanacağı paralarda, yapacağı inşaatlarda mı? Yüksek döver sesini! Yüksek mi? Bayram bayram üstahımızın kaçırma. Kalk! Kalk sana! Kalk! Bozguncu pezebek. Bayram bayram üstahımızı kaçırdı ya. Hayırdır? Biri mi var evde? Müsait değilim, misafirim var. Yine de mekana gel. Ne oldu oğlum, hayırdır? Hadi gel işte. Oğlum sen ne zaman adam olacaksın lan? Ne oldu oğlum yine? Evde kadın vardı değil mi lan yine? Vardı ya da yoktu, sana ne oğlum? Lan ne demek sana ne? Sana ne demek, sana ne demek amına koyayım? Ben seninle bok yediğine karışamıyorum lan. Oğlum sen imam hatipli adamsın lan. Hafızsın lan sen. Sende hiç mi Allah korkusu kalmadı? Kalmadı amına koyayım. Ne olacak? Kalmadı. Ne olacak? Bana bak oğlum, bana. Ben niye geldim lan buraya? Sana bir şey oldu zannettim. Hatunu yatakta bıraktım, yanına geldim. Niye? Kardeşimsin diye. Uğraşma lan benimle artık. Anladın mı? Ben ne uğraşma. Allah Allah ya. Baba, bugün benim erken çıkmam lazım. Hayırdır? Ablam bırakacağım. Kendi gidemiyor muymuş? Gelmeyi bilen gitmeyi de bilir. İşine baksan.
misin? İyiyim. Bekir. Efendim abla. Ben masalara gitmiyorum. Bekir abi, iki çay. Tamam. Mehmet, Mithat abilere iki çay. Çayları getirdim. Ha, şuraya bırakabilirsin Mehmet, sağ ol. Mehmet. Efendim. Sen ne biçim namaz kılıyorsun lan? Niye baba? Camide herkes başka türlü kılıyor, sen başka türlü kılıyorsun. Ben Şafii'ye göre kılıyorum baba. Ne? Bir de başımıza şia mı kesildi lan pezevenk? Ne ha? Yapıyorsunuz ya? Baba. Tamam. Ben kanı durdurdum ama kırık olabilir. O yüzden hastaneye gitmesi gerek. Sağ olasın Firdevs. Geçmiş olsun. Hadi oğlum. Bu herif değişmez oğlum. 20 yıl önce de böyleydi, şimdi de böyle. Hem sana bir şey diyeyim birader. Bak şuraya yazıyorum. 10 yıl sonra da böyle olacak. Bu herif bu yaşından sonra değişmez amına koyayım. Bir daha gitmem o dükkana. Vallahi becerebilirsen ne mutlu birader. Bak biz kaldık. Bari kaçsan kendini kurtar. Kolay gelsin. Camda bizimle çalışmak ister misiniz yazıyor da.
Şuradan devam et. Alt katta Yavuz Bey var. Onunla gelir. Gece çalışabilir misin? Aslında benim için daha iyi olur. İyi, güzel. O zaman asgari ücret, yemek artı primim var. Gece 11 ile sabah 9 arası çalışacaksın. Her gece saat 3'te yarım saat yemek molan var. 5'te de 15 dakika çay molan var. Müşteriler bir şey sorduğu zaman onlara hanımefendi ve beyefendi diye sesleniyoruz. Mesai saatleri içerisinde kesinlikle oturmuyoruz. Tamam mı? Arkadaki rafların temizliği ve düzeni de sana ait olacak. Sağlık sorunun var mı? Yok, hayır. Burnuna ne oldu? Şey, kapıya çarptım da. Ne zaman başlayabilirsin? İstediğiniz zaman başlayabilirim. Güzel. O zaman şu belgeleri toparla. Sakalları da kes. Yarın akşam da gel başla. Şey, sakalları kesmesem olur mu? İyi, tamam, kesme. Fazla da uzatma ama. Olur. Ne yapıyor böyle her gece dışarıda? Markette işe girmiş. Geceleri çalışıyor. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Oho, Hamza abi hoş geldin. Aleyküm selam. Var mı 5-10 dakika konuşalım biraz? Abi bir sorayım geleyim hemen. Gel. Ben molayı biraz erken kullansam olur mu? Bir misafirim geldi de. Bu seferlik olur. Yalnız aklında bulunsun, mesai saatleri içerisinde misafir yasak. Tamam mı? Tamam. Namazlarını kılabiliyor musun burada? Kılıyorum abi. Zaten mesai saatlerine denk gelmiyor. Evet. Burası senin çalışman için uygun bir yer mi? Niye abi? Lan burada içki satılıyor. Sen de haram almaya gelenlerin yollarını mı paspaslıyorsun? İyi de abi ben içki reyonuna bakmıyorum ki. Oraya kasa bakıyor. Ben arkada gıda reyonuna bakıyorum. Ya ne fark eder? Sen pırıl pırıl bir Müslümansın. Senin yerin burası mı? İçki satılan dükkanda yerleri silmek Müslümana yakışır mı? Peygamber lanet okuyor. İçkiyi satana da taşıyana da. Abi. Babanla konuştum. Çok pişman, çok da üzgün. Şafii Şia diye anlamış. Şiacı oldun sanmış. Abi asla olmaz ya. Şu suratımın haline bak. Biliyorum, haklısın. Ama sabah sen bir dükkana gel. Ben de geleceğim. Baban sen ben bir oturup konuşacağız.
Hiç değilse birbirinizden helallik alırsınız. Tamam mı? Allah razı olsun. Ama bu da camide cuma namazı kılmak haramdır diyor. Haram demedim. Farz değil dedim. Ne demek farz değil lan? Bal gibi farz işte. Celal abi sakin ol. Bak adam seninle cumaya gelmiş, sen adamın burnunu kırmışsın. Bir özür dileyeceğim dedin, hala üzerine gidiyorsun. Vallahi çalışacaksa çalışsın, çalışmayacaksa ne hali varsa görsün. Celal abi, sen özür dileyeceğim, helallik alacağım dedin diye kefil oldum ben sana. Bak aslanım, dükkan burada. Çalışacaksa çalışsın. Bu yaştan sonra kimsenin ayaklarına kapanacak halim yok, tamam mı? Abi sen de biraz alttan alsın. Ya ne alttan alacağım ya? Tamam, çalışacağım. Selçuk, bir çay içelim mi? Hayırdır? Ne hayırdır? Sen şu kızı mı kesiyorsun lan? Oğlum, yarım saattir kızı 40 parçaya böldün ha. Manyak mısın oğlum sen? Ne kesmesi? Geldik buraya iki laf konuşuyoruz. Hatına bakmaktan yüzüme bile bakmadın. Ben sen miyim lan helalemin karısına kızına bakacağım, eve atacağım? Ulan gene aynı yerdeyiz ya. Senden bir bok olmaz. Ne biçim konuşuyorsun oğlum sen? Oğlum sen salak mısın? He? Sana hatunu al eve götür tepin diyen yok. Beni yoldan çevireceğine git kızı yoldan çevir. Gidin çay için may için ne bileyim. Kadınlar adam yemiyor oğlum. Ziyade olsun. Ey kardeşlerim, Suriye'de namuslarınız çiğneniyor. Suriye'de müminlerin kanları akıtılıyor. Suriye'de ehli sünnet vel cemaatin, selefin yolunda giden mücahitlerin canlarına kıyılıyor. Şam'ın arslanlarını katlediyorlar. Şam'ın topraklarını mecusi, müşrik olan şialar ellerine geçiriyorlar. Duyuyor musunuz Müslümanlar, duyuyor musunuz? Farkında mısınız? Ne zaman gazaplanacaksınız? Ne zaman kendinize döneceksiniz? Ne zaman artık Allah'ın dinine yardım etmenin, birlik olmanın, güçlü olmanın, birlik ve beraberlik içinde mecusi kafirlerine karşı savaşmak gerektiğini bize öğreteceksiniz? Ne zaman? Birlik olun Müslümanlar, birlik olun. Yoksa Allah nesillerinizin hesabını görür. Vallahi yavrularınız yarın size beddua eder. Yüz lira bozuk var mı? Kimse yok mu?
Kolay gelsin. Sağ ol. Buyur. Ben çay içer misin diye soracaktım. Ha yok sağ ol. Ben istediğimde seslenirim zaten. Tabii. Mehmet bir dakika. Sen başka bir şey mi söyleyecektin? Ben çay ister misin derken öyle demek istemedim. Ne demek istedin? Birlikte çay içebilir miyiz diyecektim. Olur. Mehmet karıştı o herhalde. Sen neler yapıyorsun? Ben mi? İşte dükkana bakıyorum. Çalışıyorum. Onu biliyorum. Başka neler yapıyorsun? Başka bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Niye bu kadar heyecanlısın ki? Yo, niye? Çok heyecanlı gözüküyorsun. Ha, yok, heyecanlı değilim. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yaptım? Nasıl dokunursun kızım bana? Haram nedir bilmiyor musun sen ya? Bizim nikahımız mı var? Zülcelali vel ikram febi eyi alai rabbikuma tukezziban yes'aluhum man fis samawati vel ard kula yawmin huwa fi sya'an febi eyi alai rabbikuma tukezziban sadak allahul rahim. Mehmet bak bu kardeşin adı James, Kanadalı. Hamza, no James. Ben Ebu Bekir. Doğru kardeşim. Ebu Bekir cihat etmeye gidiyor. Zengin çocuğu ama her şeyini bırakıp cihat için gelmiş. Şehadet inşallah kardeşi. İnşallah. İnşallah. Abi biraz konuşabilir miyiz? Hayırdır? Yalnız konuşsak. Olur. Ha
Abi ben bir hata ettim. Ne hatası? Bir kız var bizim yan dükkanda, eczanede çalışıyor. Ben onu çay bahçesine götürdüm. Sonra zina mı yaptın? Yok, hayır ama... Mehmet, bana bak. Bizim dinimizde günah çıkarma yok. Bak, içeride ta Allah'ın kanadasından her şeyini bırakıp cihada koşan bir Müslüman var. Senin bana anlattıklarına bak. Kendini topla. Tövbeni de pişmanlığını da yalnızca Allah'a anlat. Beni ne diye günahına şahit ediyorsun? Eğer o kadar Müslüman savaşın kanının içindeyken senin derdin buysa... otur imanını da kalbini de bir gözden geçir. Kapıyı açar mısınız? Ne istemiştiniz? Kapıyı bir açar mısınız? Beyefendi, hangi ilacı istiyorsunuz? Söyleyin, ben ona göre size yardımcı olayım. Kapıyı bir açar mısın? Ya kapıyı bir açsana kapıyı. Mithat abi. Bana Rivotril lazım. Reçeteniz var mı? Reçetesiz veremiyoruz yalnız o ilacı biz. Siz bir hastaneye gitseniz daha iyi olur. Yani bunları gerçekten reçetesiz vermemiz mümkün değil. O ilaç lazım bana bey baba. Lazım diyorum, lazım. O ilaç lazım bana. Nerede ilaç? Nerede? Nerede diyorum ha? Ha? Nerede? Burada mı? Nerede? Nerede ilaç? Ha? Nerede ilaç? Nerede ilaç? Ha? Beyefendi veremem. Başka ilaç isteseniz olur ama yok. Nerede ilaç? Mithat abi. Kime diyorum? Lan! Ay! Mithat abi! Dur! Dur, yapma! Dur! Ay! Mithat abi! Dur! İyisin değil mi yavrum? Canım bir şey istiyor mu? Söyle, ben hemen yapıp getiriveririm sana. Kuzu çevirme istiyor. Hadi git getir. Şu hale bak, dediğin lafa bak Fatma. Şımarta şımarta bu hale getirdiniz çocuğu siz zaten. Ne oluyor? Bir şey oluyor. Ne? Bir şey yok be, bir şey yok. Bir şey oluyor. Yok. Ama siz dışarıda bekleyin lütfen. Ay. Ne oldu ki? Dışarı çıkar mısınız? Dışarıda bekleyin lütfen. Hadi dışarı çıksana ya. Celal, nasıl durumun çocuğun? Mithat. Ne satıyorsun sen o eczanede ha? Ne ilaçları? Ne ilacı satacağım Celal? Ne diyorsun sen ya? Orada bir haltlar karıştırıyorsunuz siz. Ama yakında ortaya çıkacak. Oğlumun başını yaktın. Ne diyorsun sen be? Celal. Aa, sakin ol. Mithat abi, sen git istersen abi. İlgilendiğin için sağ ol, kusura bakma. Gel abi, gel. Bir boklar karıştırıyorlar o eczanede. Dinsiz, imansız pezevenk.
Günaydın. Selamun aleyküm. Geçmiş olsun. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim abi, çok şükür. Bir iki güne de hastaneden çıkarmışım. Sen nasılsın? Allah şifa versin. Beni boş ver de... Nereye varacak senin bu maceran Mehmet? Bak artık karar vermen gerekiyor. Allah için mi yaşayacaksın? Allah'ın yolunda mı öleceksin? Yoksa buralarda böyle kadınların peşinde serserilik yapmaya devam mı edeceksin? Niçin yaşayacağına, niçin öleceğine karar vermen lazım. Ey iman edenler! Size ne oldu ki? Allah yolunda savaşa çıkın dendiği zaman yere çöküp kaldınız. Ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Oysa dünya hayatının faydeleri ahirete nispetle pek cüzidir. Kolay gelsin. Sağ ol. Geçmiş olsun. Nasıl oldun? İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Hastaneye gelemedim. Kusura bakma ya. Önemli değil. Bak ilaca falan bir şeye ihtiyacın olursa söyle, tamam mı? Olur. Kolay gelsin tekrardan. Firdevs. Efendim? Birlikte bir kez daha çay içsek olur mu? Ben içmeyeceğim, sağ ol. Firdevs, ben... Olmaz Mehmet. Sen çok iyisin. Belki hayatımı kurtardın o gece. Benim yüzümden neredeyse ölüyordun. Ama bizden, ikimizden bir şey olmaz. Nasıl olsun? Olacağı bir yol varsa sen söyle. Ha? Ne yapabiliriz biz birlikte? Sen başka bir insansın Mehmet. Ben başka bir insanım. Olmayacağı ortada. Bunu sürdürmek sadece bize zarar verecek. Sürende bir şey yok zaten. Var mı? Mehmet. Özür dilerim.
kimse var mı? Yok. Ne oldu? İçkiler nerede? İçkim içki yok lan. Manyak mısın sen? Evi mi teftiş ediyorsun şimdi? Oğlum ne yapıyorsun lan? O öyle içilmez. Artık değil. Lan ne oldu sana? Neyin var? Emin misin? Eminim abi. Ben pek emin değilim ama. Burada kalmanın benim için artık bir hayrı yok ki abi. Gitmenin var mı? Yok mu? Sana değil, mücahitlere faydası olacak. İnşallah. Peki git. İki gün sonra hazır ol. Ebu Bekirlerle beraber gidersin. Sağ ol abi. Thank you.
Mehmet. Nereye oğlum? O çanta ne, bir yere mi gidiyorsun? Oğlum, cevap versene. Bir yere mi gidiyorsun Mehmet? Söylesene oğlum. Selamun aleyküm abi. Mehmet ben. Hamza abi, Kapadokya gezisi için sizi aramamı söylemişti de. Yani eşyalarımı aldım abi. Tamamdır abi. Nasılsın Mehmet? Allah razı olsun abi. Siz nasılsınız? Elhamdülillah, iyiyiz. Allah iyilik versin abi. Sana başka bir görev çıktı. Nasıl yani abi? Sen gitmiyorsun. Hamza seni başka bir görev için tavsiye etti. İyi de abi, biz Hamza abiyle Suriye cihatına gideceğim diye konuştuk. Biz de seni Luna Park'a götüreceğiz demedik ya. Cihat sadece Şam'da değil, burada da yapacaklarımız var. Hem sen neyi sorguluyorsun ya? Alo. Selamünaleyküm. Neredesin? Bir aksilik mi var? Tamam. Tam pastanelerin önünde bekliyoruz seni. Selamünaleyküm abi. Neden geciktin? Abi şey, annem geç geldi de biraz onunla vedalaşmak istedim. Anladım. İyi yapmışsın. Ağzından bir şey kaçırmadın değil mi? Yok abi, şey dedim. Kazakistan'a petrol kuyusunda çalışacağım diye söyledim. Tamam. Yok bir sıkıntın değil mi? Yok abi yok. Ne sıkıntısı? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin Yasin. Hoş bulduk abi. Suriye'de ne var ne yok? Bildiğin gibi abi. Döndüğüne üzüldün mü? Allah ne emrettiyse o.
Odanız burası. Bu arada cep telefonlarınız yanınızda değil mi? Evet abi. Onları bir süre alacağım. Abi kapatsak olmaz mı? Olmaz olmaz. Selamun aleyküm Mücahid'in. Aleyküm selam abi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol abi. Şimdi sen Cemil değil mi? Evet abi doğru. Sen Yasin, sen de Mehmet doğru mudur? Yatsı yıkılmamışsınızdır herhalde. Yok abi. Peki. Abdestinizi alın. Hep beraber namazımızı kılalım. Sonra da bir güzel yemek yiyelim. Tamam abi. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbedü ve iyyâke nestaîn. İhdinessirâtel müstakîm. Sirâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayrul mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Abi bir şey soracağım. Biz neden buraya geldik? Hayır yani şey abi. Sınır mı müsait değil yoksa başka bir sebep mi var? Cemil. Yemeğini ye. Yarın sabah konuşacağız inşallah. Peki abi. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, biraz burukluk yaşadığınızı tahmin edebiliyorum. Belki içinizden Suriye'deki kardeşlerinizle, oradaki mücahitlerle beraber cephede olmadığınız için üzüntü duyuyorsunuz. Ama unutmayın ki bir mücahit için bütün dünya bir cihat alanıdır. Sizin de Suriye'deki, Afganistan'daki, Çeçenistan'daki kardeşlerinizin de tek dileği nedir? Allah'ın davası, şeriatı için cihad etmek ve inşallah şehit olmak ve o şehitlik tahtından Rabbimize gülümsemektir, değil mi? Nerede ve nasıl cihad ettiğiniz, size verilen görevin ne olduğuyla ilgili soruları kafanızdan çıkarın. Şeytanın vesveselerine gönlünüzü kapatın. Allah size burada cihad etmeyi nasip etti. Ve inşallah şehadeti de burada nasip etsin. Şehidan bahçesine üç gül daha dikelim. İnşallah.
Amin. Tamam anne, kapatmam lazım şimdi. Tamam, bir şekilde halledip yollayacağım parayı. Ya mal sahibine söyle beklesin biraz. Ayarlayacağım dedim ya. Anne kapatmam lazım. Tamam, ustabaşı geldi, sonra konuşuruz. Tamam hadi, selamünaleyküm. Abi ne oldu? Telefonu ver. Ne telefonu? Çıkart dedim telefonu. Abi bende telefon yok. Ne attın oğlum telefonu? Yusuf abi. Abi sen topladın ya hepimizden. Abi bende telefon yok. Ben size telefon yasak demedim mi? He? Ben size telefon yasak demedim mi? Abi annemle konuştum. Kiminle konuştun? Abi annemle konuştum. Aramak zorundaydım. Telefon saklamış abi. Gelin buraya. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, bir şey vaat ettiğinde sözünden döner, emanete hıyanet eder. Sen yalanla başladın. Şimdi sırada ne var? Cihat sözünden mi döneceksin? Aslı abi. Eşyalarını getir. Kime çalışıyorsun? Rafizilere mi, sahvecilere mi? Abi, ne oluyor? Yok bir şey, sen işine bak. Allah aşkına. Bir yalan söyledim diye şimdi münafık mı oldum? İmama azama sormuşlar. Namaz kılmayan kafir midir diye. Ne demiş biliyor musun Cemil? Namaz kılmayan kafir değildir. Ama kafirler namaz kılmaz. Kiminle konuştun telefonda? Abi söyledim ya. Annemle konuşuyordum. Tamam. Yusuf. Götür Cemil'i annesini bir görsün. Sağ ol abi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in, İhtinas sıratel müstakim, sıratel lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Hallettiniz mi? Hallettik abi. Kafayı başka yere koysaydınız. Sıkıntı çıkmaz abi. Bir de bizimkilere söyle, bize başka bir yer ayarlasınlar. Burada daha fazla kalmayalım. Sabah namazından önce çıkmış olalım. Tamam abi.
Keşke çıkarken yanımıza yiyecek bir şeyler alsaydık. Dilerseniz yoldan alabiliriz abi. Yok yok, durmayalım. Ne olur ne olmaz. Birkaç kilometre ileride güzel bir gözlemeci var. Ben geçmeyeyim derseniz ben alır gelirim. Ne diyorsunuz gençler? İdare eder misiniz? Alalım mı bir şeyler? Akşam da yiyemedik abi. Bir şeyler alsak iyi olur aslında. Mehmet. Cemile ne oldu abi? Mehmet. Cihadın ortasında bile bile yalan söyleyen biri hakkında nasıl hüküm vereceğiz? Nasıl güvenip devam edeceğiz? Üstelik Cemil buraya cihat için geldi. Şayet masumsa Allah onu cennetine alacaktır. Yok eğer değilse o zaman layığını buldu. Her kim ki cihadın selametini, mücahitlerin hayatını tehlikeye atar, onun hükmü bellidir. Abi motora bakmam lazım. Abi arabayı itmeniz gerekiyor. Hadi Mehmet. Dur yapma. Kaldır onu gidelim. Yusuf.
Abi selamünaleyküm. Ben Musab. Aleykümselam Musab Hoca. Buyur. Son olaydan haberiniz vardır sanıyorum. Bugün biri daha gitmeye çalıştı. Müdahale etmek zorunda kaldık. Biraz sıkıntı çıktı abi. Evet. Ya çocuklar zaten pek hazır değiller. Ya biliyorsunuz bu işler evde 2 haftalık eğitimle de olacak gibi değil. Ne istiyorsun Musab Hoca? Sadede gel. Abi biraz ertelesek diyorum. Yine Yasin gibi dışarıdan birilerini alsak daha iyi diye düşünüyorum. Bana bak Musab Hoca, sıkışık durumdayız. Sıkıntımız var dedin, ikiletmeden çözdük. Sen de bizim sıkıntımızı 2 gün sonra çözmüş ol. İstersen kendin yüklen git ama bu işi yarım bırakma. Bırakırsan da beni arama, ben seni ararım. Bitiyor. Dur. Neden kaçtın? Hadi Cemil hain münafık çıktı. Sen niye geldin buraya? Hadi geldin neden kaçtın? Korktun mu? Sen korkmuyor musun? Nasıl oldu? Bitiyor abi. İyi. İşim bitince gel. Bir işimiz var sende. Tamam abi. Biz sadece Allah'tan korkarız ve ona verdiğimiz sözden dönmeyiz kardeş. Sen de dersini alıp kendine çeki düzen versen, tövbe etsen iyi edersin. Abi işimiz var deyince ben de neler düşündüm. Ne düşündün? Ne bileyim işte abi görev var diye düşündüm. Doğru düşünmüşsün. Bir görev var. Ne görevi abi? Şehadet görevi Yasin. Elhamdülillah ben la ilahe illallah dediğim günden beri hazırım abi. Sen hiç merak etme. Kardeşinden de emin ol. Allah razı olsun. Sakalını kesseydik keşke. Bir şey olmaz abi. Sen merak etme. Musab abi çağırıyor. Hadi. Yürü.
Selamun aleyküm Mehmet. Nasılsın bir şeyler? Evet, patlamanın sesinin şehrin birçok yerinden duyulduğu bildiriliyor. Patlamanın bir terör saldırısı olduğu konusunda henüz net bir açıklama gelmiş değil. Fakat polis bölgeyi yeni bir patlama olasılığına karşı boşaltmaya çalışıyor. Niyese ne oğlum bir şeyler? İştahım yok. Al aslım, sen yes. Hadi. Ve işte olay yerinden gelen ilk görüntüler ekranlarınızda. Ölü ve yaralı sayısı konusunda net bir bilgi yok. Yine de olay yerinin ilk görüntülerinden anlaşıldığı kadarıyla ciddi sayıda vatandaşımızın patlamadan etkilenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ne oldu Mehmet, iyi misin? İyi misin oğlum? Mehmet? İyi misin aslan? İyiyim abi. Ya ne konuşacaksın Hamza? Oğlan kaçtı diyorum. Yusuf omzundan vurdu, öyle durdu. Abi bu çocuğu iyi tanırım ben. Senelerdir gelir gider bize. İmanlı çocuktur. Ailesinde biraz sıkıntıları var bu ara, ondandır. Onun böyle gelgitleri olur, ben kefilim ona. Sen ona bir verebilirsen telefonu, bir de ben bir konuşayım. İkna ederim ben onu, sen merak etme. Yanındaysa ver bir konuşayım istersen. Tamamdır. Al oğlum, konuş. Alo. Selamun aleyküm Mehmet. Aleyküm selam abi. Nasılsın? Nasıl olduğumu biliyorsundur abi. Biliyorum Mehmet. Sen bana cihada gitmek istiyorum diye gelmedin mi? Beni sen ikna ettin. Şimdi de beni o kardeşlere, kendini de Allah'a karşı rezil ediyorsun. Abi. Oradaki insanlar sana ve bana güvendiler Mehmet. Onca mücahit cihadete koşarak giderken senin ne özelliğin var? Ne yapmamı istiyorsun abi? Başladığın işi bitireceksin. Ne pahasına olursa olsun. Tamam abi. Sana güvendim Mehmet. Benim yüzümü kara çıkartma. Hadi selamünaleyküm. Aleykümselam abi.
Ne diyorsun? Başladığım işi bitireceğim. İnşallah. Nasıl yapacağız abi? Yarın Yasin'in şehit olduğu yerde bir anma yapılacak. O anmaya sen de katılacaksın. O kafirler bir daha ölüm korkusundan sokağa adımlarını atamayacaklar inşallah. İnşallah. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Malzemeleri getirdim abi. Bir de bunu gönderdiler. Al şu sende bulunsun. Abi, bu herife güvenemeyiz. Başka çaremiz yok. Başka birini göndersinler. Bu iş yarın olmak zorunda. Ben de geleceğim sizinle. Bence hata ediyoruz. Sen git o zaman onun yerine. Merak etme.
Oraya gittiğinde çok sakin dur. Sakın heyecanlanma. Durup etrafına bakma, bekleme. Sessizce kalabalığın ortasına doğru sız. Beklenmeyen bir durum olursa ne yapacağını biliyorsun zaten. Siz insan değilsiniz. Sizin bir kalbiniz yok. Siz cehennemsiniz. Evet. Artık kimseyi yakamayacaksınız.